Peki hocam, evet. Şimdi 2020 öyle bir geldi ki, yani bir nefes alamadık. Yani daha işte Şubat yeni bitti. Hadi yeni bir aya girdik. İnşallah bundan sonra artık böyle kötülükler görmeyiz ama yani deprem gördük, yangın gördük, bir kıta yandı. Hala daha söndüremediler bazı yerlerini. Sel felaketleri gördük. Hep bir felaket felaket. Şimdi bu kadar felaket olunca bu sefer de akla kıyamet mi geliyor? Bir izleyelim görüntüleri. Kur'an-ı Kerim'de ne yazıyor? Hocamızla konuşacağız. Depremler. Salgınlar. Küresel yangınlar. Uçak kazaları. Sonlanmayan felaketler kıyametin habercisi mi? Şüphesiz ki kıyametin saati ve yeri kimse tarafından bilinmese de alametleri Yüce Kur'an-ı Kerim'de insanoğluna bildirilmiştir. Kur'an'da kıyamet günü, saat, vakia, ettammetül kübra yani en büyük felaket ve bela, hakka yani gerçek olan gibi tabirlerle de anılmıştır. Kıyamet günü önce müminlerin ruhları alınarak ahirete göçmeleri sağlanacak. Böylece kıyamet insanların kötüleri ve kafirler üzerine kopacaktır. Kıyamet gününde dört büyük melekten biri olan İsrafil, Sur ismi verilen bir cisme üfleyecektir. Kıyametin günlerin en hayırlısı Cuma günü kopacağı söylenmektedir. 2020 yılına gireli henüz sayılı gün olmasına rağmen yaşanan felaketler akıllara kıyamet günü ne kadar yakın sorusunu getirdi. Kıyamet alametleri büyük ve küçük alametler olarak ikiye ayrılmaktadır ve bu alametlerin birçoğunun gerçekleştiği kabul edilir. Şehirlere göçlerin artması ve binaların yüksek şekilde inşa edilmesi gerçekleşen alametlerden biridir. Yangınlarda onlarca insan ve milyonlarca hayvan hayatını kaybetti. Koskoca kıtada 5 milyon hektar alan yandı ve bitki örtüsü yok oldu. 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen ve geniş bir çevrede hissedilen 6.5 şiddetinde depremde 41 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi evsiz kaldı. Deprem komşu ülkelerden bile hissedildi. Son zamanlarda Manisa, Marmara ve Akdeniz'de bitmek bilmeyen sarsıntılar korku ve paniğe yol açtı. Jamaika'da yaşanan 7.7 şiddetindeki deprem de kıyametin yaklaştığı yorumlarına neden oldu. 23 Şubat'ta İran'da gerçekleşen 6 şiddetindeki depremde Ağrı'da birçok bina yıkıldı ve onlarca vatandaşımız hayatını kaybetti. Ayrıca dünyaca ünlü kâin Nostradamus da 2020 yılında İstanbul ve Amerika'da çok şiddetli depremler olacağına dair kehanetlerde bulunmuştu. Yine yeni yılla birlikte Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyada paniğe yol açan koronavirüsü de kıyamet alametlerinden biri olarak yorumlandı. Şu ana kadar onlarca ülkede binlerce kişiyi etkileyen ve yüzlerce ölüme yol açan virüs hala durdurulabilmiş değil. Afrika kıtasındaki kuraklık yetmezmiş gibi yaşanan çekirge istilası kıtayı ve orada bulunan insanları felakete sürüklüyor. Ayrıca yeryüzünde yükselen koca koca binalar, iklimlerin değişmesi, dünyanın aşırı ısınması, ani yağışlar ve sel baskınları da yine kıyametin yaklaştığı yönündeki görüşleri artırıyor. Koronavirüsü neredeyse dünyanın her yerine yayılmış durumda.
Türkiye'nin de komşusu olan ülkelere sıçrayan ve ülkemizin de kapısına dayanan virüs, insanoğlu için çok ciddi bir tehdit oluşturmakta. Kur'an'da geçen büyük alametlerse tabiat kanunlarını aşan ve insan iradesinin dışında gerçekleşen olaylardır. Tüm bunların eşiğinde son günlerde İran'da yaşanan koronavirüs vakalarının artmasından sonra virüs yayılır korkusuyla cuma namazının bazı bölgelerde yasaklanması da bir başka kıyamet alameti olarak görülmekte. Ayrıca Müslümanlar için büyük önem taşıyan Kabe'ye yapılacak olan umre ziyaretlerinde yine koronavirüs korkusuyla Arabistan hükümeti tarafından askıya alındı. Kıyametin günü bilinmez ama yaşananlardan sonra çok uzak olmadığını düşünenlerin sayısı oldukça fazla. Manisa sallanmaya devam ediyor. Elazığ'da çok büyük bir deprem yaşadık. Allah rahmet eylesin vefat edenleri. Van aynı şekilde. Ne yazık ki yani hangisiyle başlayalım bilmiyorum, depremlerle mi başlasak? Olur. Bir sürü şey oldu 2020'de. Gerçekten yüzümüz bir gülmedi. Ve bunlar bir sürü şeyi düşündürüyor bize. Öncelikle tabii depremde vefat eden yakın dönemdeki vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Allah rahmet Ama eylesin. Şunu söylememiz lazım. Yani jeologların da söylediğine göre dünyada böyle çok özel bir hareketlenme, normalin üstünde bir hareketlenme yok. Kıtalar suyun üstünde yüzen sallar gibi. Böyle parçalar şeklinde bunlar böyle hareket ediyorlar. Çok yavaş hareketler. Birbirine çarpıyorlar, iç içe giriyorlar, ediyorlar. O kıtaların hareketi, yeryüzünün dinamikleri, şunlar bunlardan dolayı yeryüzünde işte depremler gibi olgular gerçekleşiyor. Yani deprem olması, yağmur, rüzgar gibi bu dünyanın bir hakikati. Hı hı. Madem ki bu böyle ve madem ki çok çok büyük depremler ki yani yani böyle 9 falan gibi depremler gibi olmayan depremlerde böyle düzgün bir inşaatla korunmak mümkün. Allah da bunu gösteriyor, bunun ilmini bize vermiş. Şu anda Türkiye'deki inşaat fakültelerinden mezun olanlar bizim ülkemizde olan depremler, 7'li şiddette depremler, hatta bunun üstüne 8'lere bile çıksa ki depremlerde yıkılması kolay kolay mümkün olmayacak bina yapmayı becerebilecek insanlar. Yani kısacası biz mal hırsımızdan, hırsızlığımızdan binalar yıkılıyor. Allah'ın gösterdiği ve bize verdiği ilimleri kullanmadığımız için binalar yıkılıyor. Yani deprem kumdan yapmışlar. İçinden yani, çakıl taşları çıkıyor mesela. Bu olan yedili depremler yani bir insanın ölümüne sebebiyet vermez kolay kolay. Ve dünyada bu depremler olacak. Ülkemizde fay hatlarının üzerinde bu ne demektir? Yani deprem olacak demektir. O zaman bunun tedbirini almak kolay alalım. Yani biz kendi kendimize olmayan bir sanki dünyada özel hareketlenme var, kıyamet geliyormuş tarzında olmayan bir şeyler uyduracağımıza olması gerekeni yapalım. Biz olması gerekeni yapmıyoruz. Yani hikayeler, masallar peşinde dolaşmaya çalışıyoruz. Yani evrenin sonunun geleceği masal değil. Asla böyle anlaşılmasın. Ama 2020'nin deprem açısından özel bir yıl olduğu. Bak bilmem ne depremi oldu. Kıyamet yaklaştı. Bu masal. Böyle bir şey yok. Ne kadar deprem oluyorsa her yıl, bu yılda 3 aşağı 5 yukarı aşağı yukarı o kadar deprem oluyor. Yani bizim gerçeğimiz deprem. Peki Nostradamus'un 2020 yılında İstanbul civarında ciddi bir deprem olacak haberine ne diyorsunuz? O güzel, 2020'de bize iş çıktı şimdi. Yeni bir süpürgeyi elimize alıp yine süpürmeye başlayacağız. Biz de diyoruz artık günümüzde bu felsefecilerin, ilahiyatçıların en önemli işlerinden biri çöpçülük. O kadar çöp bilgi etrafta var ki var olanı, düzgün olanı anlatmadan önce elimize aldık süpürgeyi, sabah akşam bir Nostradamus, 2012'deki bilmem ne kıyamet, koronavirüsünden kıyamet geldi, depremden gitti, o geldi, bu geldi. Bunları süpürmeye çalışıyoruz. Ya Nostradamus'a dayanarak ben yaşadığım dönem içinde kaç tane bu yıl Nostradamus'tan dolayı büyük bir felaket bekleniyor. Böyle dehşetli bir şekilde diyenler gördük. Yani göreceksiniz 2021'e geldiğimizde Zahide Hanım'la belki hatırlayacağız mı bunu bilmiyorum. Yine geleceğiz, buna güleceğiz. Özellikle bu 2012'yi hatırlıyor musunuz? O kadar çok program yaptım ki 2012'de. 21 Aralık'ta kıyamet bekliyorlardı. Hmm. Hatta 21 Aralık'ta saat 12'de bekledik, buluştuk. Birazdan güleceğiz deyip de güldük. Zaten yani bütün birkaç yılda 2012, 11, 10 boyunca da hep bunun uydurma olduğunu anlatmıştım. Safiyane bir şekilde inananlar çıkıyor. Ya durmuyorlar, durmuyorlar. Bir tanesinin
palavra olduğu anlaşılıyor. Millet ona bağlanıyor. Palavra olduğunu anlatıyoruz. Yeni biri çıkıyor. Tabii tarih geçtikçe palavra olduğu anlaşılıyor. Yenisi çıkıyor. Yenisi çıkıyor. Yani palavra üreticileri böyle iyi çalışıyor. Acaba insanların bir inanma ihtiyacı mı var böyle şeylere? Bilemedim.